Daha dün gibi resminle konuştum. Daha dün gibi dağlarda buluştum. Daha dün gibi kanatlanıp uçtum. Daha dün gibi bu aşk gün gibi. Her şey eski bir rüya, gördüklerim bir masal. Daha dün gibi resminle konuştum. Daha dün gibi dağlarda buluştum. Daha dün gibi kanatlanıp uçtum. Daha dün gibi bu aşk gün gibi. Her şey eski bir rüya, gördüklerim bir masal. İnşallah bu defa bir aksilik çıkmaz da şu mevzu sonuçlanır. Kalbini ferah tut. Hem ne demişler? Dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur. Tanrı sevenlerin yanındadır. Hadi. Geldim. Acele et biraz. Geldim. Yürü. Hadi Gül Hanım hadi. Gelin sen olmayacaksın. Acele et biraz. Ay yaman. Oh. Baş ver baş. Tamam tamam tamam. Ay, geç. Tamam geldik işte. Yürü. Beşir. Bakıyorum da tam şehirli olmuşsun oğlum. Yani ısrar etmesen memleketine geleceğin yok. İstanbul hayatı burası gibi değil abi. Hep bir şeyler için koşturup duruyorsun. Hüseyin sen nasılsın? Ne olsun abi. Bildiğin gibi işte. Yok yok. Epey bir geliştirmiş bu memleket sizi. Tabii. İnsan çalışmak isteyince her yerde yapacak bir iş bulur. Oktay'ım nasıl Oktay'ım? Abi sorma. Büyüdükçe haytalaşıyor. Hey be. Tutturmuş okulu bırakacağım diye. Dokunma yeğenime. O ne aslan parçasıdır ben bilmez miyim? Ha sahi. Semiray'la Miran'ın işi ne oldu? Sorma. Çıldıracağım. O sülaleden kurtulamadık gitti. Bugün yine geliyorlar istemeye.
Ahmet! Hele bir şeyler koy teybe. Beni o şerefsiz Bedran'ın kız kardeşini ikinci defa istemeye götürüyorsun ya Meral. Helal olsun sana. Helal olsun. Ya vermiyor kardeşin işte, niye ısrar ediyorsun? İnsanda biraz gurur olur, gurur. Yezdan, sen hiç halden anlamaz mısın? Dünya alem biliyorum Miran'la Semiran'ın nasıl seviştiklerini ama nasıl sevdiklerini. Kızın abisiyle aranda olanlar olmuş bitmiş. İki dakika bir kız isteyeceksin, yine eski defterleri karıştırma. Maşallah, dil pabuç gibi. Seviyorlarmış birbirlerini. Başka kız mı yok mu sevecek? Ya ben adamdan kaçıyorum. Siz beni onunla akraba etmeye çalışıyorsunuz ya. Ya abi bize ne Bedran'dan? Allah Allah. Bizim işimiz kız kardeşi Semira'yla. Hem Miran İbrahim abimizin bize emaneti, hatırasıdır. Onun gönlünü yapmak amcalar olarak senin ve benim vazifemizdir. La havle ve la kuvvete illa billah ma sabirin. Beni dinle de yol yakınken vazgeçme sevdadan. Bu aile bize şer getirecek. Uğursuzluk getirecek. Yukarıda Allah var. Kıza söyleyecek lafım yok. Hoş geldin yenge. Lakin Bedran bir iblistir. Hoş bulduk. İnsan ondan kızım. Kendini korumalı, kaçmalı. Kime ne söylüyor? Bak Kadir'im, ben bu defa gelmeyeyim. Yenge başlamış bile. Aşağıdayım. İyi tamam. Hoş geldin Yezan amca. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Hoş geldin Kadir abi. Nasılsın Semira? Ne bu heyecan? Bu iş yine olmayacak diye çok korkuyorum be yenge. Olacak inşallah, olacak. İnşallah, inşallah. Beşir, ne zaman geldin İstanbul'dan? Yeni geldim Yezdan amca. Hoş geldin. Hüseyin, sen nasılsın? Neler yapıyorsun bakayım? Ne olsun, hasatla, toprakla uğraşmaya devam. Maşallah, maşallah. Okumuş, gün görmüş adamın hali başka oluyor canım.
Kadir sen nasılsın? Duydum ki işleri sen devralmışsın. Yok, bizde fazla değişiklik yok. Yalnızca abime eskisinden daha fazla yardım ediyorum. Sebebi ziyaretimiz malum. Lafı fazla uzatmaya gerek yoktur. Kızımız Semira ile benim canım yeğenim Mira'nın küçüklüklerinden beri birbirlerine olan sevdalarını bütün bölge biliyor. Biz büyüklere düşen görev de onların bu izdivacını yerine getirmek. Amina. Ben kız abisi olmama rağmen Miran'la Semira'ya hep anlayış göstermişimdir. Öyleyse çocukları Leyla Mecnun durumuna düşürmeden bu işi bitirelim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Semira'yı oğlumuz Miran'a isteriz. Ben de Allah'ın emri peygamberin kavliyle kardeşim Semira'yı Miran'a veriyorum. Kız bundan sonra sizin kızınızdır. Sizin helalinizdir. Güzel. Şimdi çeyiziydi, takısıydı, başlık parasıydı. Ne istiyorsan onları da söyle. Benim bu gibi isteklerim yok. Kız sizin kızınız gayrı. Zaten ortaklığımız esnasında iliğimizi kuruttun. Geri kalanları da kardeşini alırken verelim. Öyle mi? Senin zarar etmen benim yüzümden mi oldu yani? Yahu dünya ne biliyor senin ne kadar kabiliyetsiz, yeteneksiz bir çiftçi olduğunu? Vay terbiyesiz vay. Sen kim oluyorsun da benim işime dil uzatıyorsun lan? Ben bu işleri yaparken senin altını bağlamak için ananın imanı gevriyordu. Tövbe estağfurullah. Bak, büyüğümsün diye sana bir şey demiyorum ama ağzını topla biraz. Sınırı aşma. Gençler efendi. De git oradan. Hı? Sen kimsin ki bana had bildiriyorsun? Bana bak. Defol evimden. Size kızımız yok. Bir daha gelmeyin bu eve. Ben senin gibi bir adama kız vermem. Asıl ben almam senin gibi alçan bacısını. Ne? Defol. Yürü. Kalk kalk kalk. Hem haksız hem de ettiği laflara bak. Biraz büyük lafı dinlesen olmaz değil mi Miran Efendi? Al sana evlilik. Bu adamla mı akraba olmaya can atıyorsun? Bu adamla mı? Tüh, yazıklar olsun sana. Miran! Miran! Hadi yürü. Ya görüyorsun değil mi o cüce Yezdan'ın söylediklerini? Yahu ben bacımın gözleri hatırına hededim. Adamın ettiği laflara bak. Abi sen daha iyi bilirsin ama keşke alttan alsaydın biraz. Yahu o Yezdan'ın bacak kadar boyuyla ettiği lafları sineye mi çekseydim yani? Bizi Yezdan değil kardeşimiz ilgilendirir abi. İyi ya işte. O zaman kardeşin de haddini bilecek. Ve büyüğünün onaylamadığı bir aileye gelin gitmeyecek. Sağ olasın abi. Yapın ol. Tamam. Hadi artık işinize. Bu kadar oyalandığımız yeter.
Moralini bozma. Ortalık durulsun gene gider isteriz. Amca baksana. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Bu böyle sürüp gider. Semira'nın gelini olmasını istemiyor. Bu yüzden her defasında kavga çıkarıyor. Öyle bir şey yok oğlum. Bedran'ı görünce adamın tepesi atıyor, ondandır. Yoksa ne kusurunu görmüş Semira'nın? Evin işi bayağı hafifledi. Sen de bayağı yoruldun. Aspasaklı değilsin de onda. Bekar evi işte, kusura bakma. Doğrusunu söylemek gerekirse ev işlerinde beceriksizimdir. Damın temizliğine yardım edebilirim. Yok yok, sağ ol. Seni meşgul etmeyeyim. Yapacak bir sürü işin vardır. Yok, hem artık buradayım ben. Evet, buradasın. İmam Efendi'ye uğradım, yarın gelecek. Daha önce konuşmamış mıydın onunla? Konuştum da hatırlatayım dedim. Nihayet Allah'ın izniyle nikahımız kıyılacak. Evet. Birlikte büyüdük. Çocukluğumdan olan sevdamı biliyorsun Şirin. Lakin seni biraz hüzünlü, biraz isteksiz görüyorum. Eğer gönlün yoksa bunu bileyim. Korkuyorum. Kaçak adamın yatağı olmaz dersin ya. Bir gün bir sınırda düşmenden korkuyorum. Kaderimiz neyse onu yaşarız. Başka bir iş yapamaz mısın Yılmaz? Hoşuma mı gidiyor namlunun ucunda yaşamak? Ama ne yapabilirim ki Şirin? Bana toprak mı verdiler? İş mi öğrettiler? 13 yaşımda geçtim ilk sınırı, biliyor musun Şirin? İlk kurşunu 15'imde yedim. Ayaz görünce hala sızlar omzum. Ama ne yapabilirim? Bu gece evde kalmayayım. Nikah kıyılmadan yakışık almaz. İyi misin abla? İyiyim. Kahvaltı ettin mi abla? Canım istemiyor. İçer misin abla? Ben senin küçüğünüm, çekinmene gerek yok. Yok, ben sürekli içmiyorum zaten. Canım sıkkın, ondan içtim. Biliyorum abla. Keşke elimden bir şey gelse de senle Miran abi için bir şeyler yapabilsem. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın, iyisin? Hoş geldin Sait. Selamünaleyküm İran abi. Aleykümselam Sait kardeş, nasılsın? Sağ olasın, size olan borcumu getirmiştim. Ayıp ettin be Sait, ne acelesi vardı, sonra verirdin. Allah razı olsun, dar zamanda yetiştiniz ama şu anda durumum iyidir. Ne demek, birbirimize böyle zamanlarda yetişmemiz lazım. Allah razı olsun. Ya nasıl olsa yolun üzerinde, şunu Hıdır amcaya verir misin? Olur, veririm. Benden alacağı vardı da.
Hadi kolay gelsin. Güle güle Sait. Sait abi. Babanı çağırsana. Baba, Sait abi geldi, seni çağırıyor. Hoş geldin Sait. Sağ ol Odur amca. Mira'nın sana borcu varmış, onu getirdim. Sağ olasaydın. Buyursaydın. Yok, başka zaman inşallah. Hadi uğurlar ola. Baba, senin Miran abiden alacağın mı vardı? Yok oğlum, yok. Borç istemiştim ondan. Ayıp olmasın diye Sait'e öyle demiştir. Allah mesut etsin. Sağ olasın. Şirin benim öz kızım gibidir. Ona göre iyi bakasın Yılmaz. He. Bakmam mı Yezdan amca? Aferin. Hadi hoca biz gidelim. Bir yastıkta kocayın. Eyvallah Kadir amca. Darısı sen de yeğeninin başına. Ben de Yezdan gibi bir amca oldukça daha çok beklerim. Bak oğlum, benim amcam yok, şıp diye evlendim. Hadi biz kahveye gidelim. Şirin de evi yerleştirsin. Güle yengeye de söyledim, birazdan yardıma gelecek sana. Olur mu öyle şey? Ben yavaş yavaş toparlardım. Ne zahmeti? Sen de Yılmaz benim çocukluk arkadaşımsınız. Size birazcık yardımımız dokunmuş çok mu? Söylediği lafa bak. Sanki kendisi gelecek yardıma. Ula Asok, yine ne olmuş? Zıkkımın kökü olmuş. Görmüyor musun? Gene birisi tekerleği patlatmış. Büyük olanı patlatsana, senin işin daha zor olur değil mi? Lan git işine Ramo. Zaten asabım bozuk. Yezdan abi görsen bir sürü laf edecek yine. Her gün her gün de olmaz ki. İnsan ayda bir veya yılda bir yapar değil mi? Çak git manyak. Ramo, şimdi hocamı senden alırım. Ramo, yapma. Bak işine Hüso, bak işine. Temiz konuşursa yoksa tamam, seni tamam. De bir tekerlek tamam, gibi yaparım ha. Yavaş. Yine mi be oğlum? Nedir bu çektiğimiz ya? Şerefsizlik değil mi abi şimdi bu? Ne isterler elin traktöründe ya? Çocuklar mı yapıyor dersin? Ne bileyim. Çocuğun ne işi olsun traktör tekerleğiyle? Zannetmem. Çocuk olsa bunu yapan öteki traktörlerin de tekerleğini patlatır. Çocuklardır çocuklar. Ama siz tamam, hiç merak etmeyin. Ben kesinlikle şimdi gidip onları yakalarım. Siz hiç canınızı sıkmayın. Yavaş, tamam, yavaş ben oğlum, gidiyorum yavaş. Onları git yakalıyorum. Hadi be. Eyvallah. Hadi Hüso, işine devam. Hadi hadi. Rahmetli annem, sanki içine doğmuş gibi kızım mürüvvetini göremeyeceğim. Bari sana iyi bir çeyiz hazırlayayım derdin. Allah rahmet eylesin. Kız kardeşin Ayşe nerede kalıyor? Küçük teyzemlerde kalıyor. Birkaç ay sonra onu da yanıma getireceğim. Maşallah, Yılmaz bir başına evi temiz tutmuş. Ne temiz yenge? İki gündür temizliyorum. Keşke düğün de yapsaydınız güzel kızım. Kaçakçı adamın düğün dernekle ne işi olur dedi Yılmaz. Benim de gönlüm yoktu zaten. Miran çok üzgün görünüyordu. Ne yapsın çocuk? Yezdan'la Bedran gibi iki delin arasında kaldı. İnşallah onlar da birbirlerine kavuşurlar. İnşallah, inşallah. Thank you.
Amcam kahvaltı etmeden nereye gitti? Bilmem ki. Bir de nasıl keyifliydi. Üstelik selamsız sabahsız çekti gitti. Kör olasıca. Yine bir dümenler çeviriyordur ya, dur bakalım. Kadir amca daha uyanmadı mı? O çoktan uyandı da tarlaya gitti. Herkes bana evlen diyor. Ama ben senden başka kimseyi sevmem ki. Ölenle ölünür mü diyorlar? Ben de biliyorum, ölünmez ama... Ne de olsa bir gün tekrar buluşacağız seninle. Ama işte o zamana dek tek helalim sen ol istiyorum. Anladın mı lan? Anladım Yüzden Emri. Bana bak. O sana verdiğim şeyi herhangi bir kimseye gösterirsen seni perişan ederim ona göre. Şimdiye kadar kimse gördü mü Yüzden Emri? Hem bu kadar erken gitmesem olmaz mı? Çok konuşma, fırla. Ha Ramo. Al bunları kendine masraf et. Beni hep iş kursuza kandırıyorsun Yüzden Emri. Hani bana eşek alacaktın? Eğer eşeğimi almazsan Kur'an'ıma bir daha gitmem. Tamam lan, söz. Bul bir güzel eşek alacağım sana. Söz. Öyle mi? Allah, evet. Ben şimdi koşar fırla giderim. Kabaramazsın, gel batma. Anne güzel, sen çirkin. Kabaramazsın. Tamam. Gel, gel. Miran abi nasılsın? İyidir ama. Sen nasılsın? Pek keyiflisin bugün. He ya, öyleyim. Miran abi. Söyle Ramo. Bildiğin güzel satılık eşek var mı? Ne iş şey oğlum? Neyse boş ver. Mektup mu var yine? Mektup var, evet. Bu da pul parası Ramo. Mektup pulsuz gitmez biliyorsun. Sakın Bedran'a görünme, tamam mı? Merak etme sen. Ben o hırbanın ruhunun içinden geçerim, yine de haberi olmaz. Tamam o zaman. Eyvallah. Abi bu ne hal? Damat gibisin maşallah. Bundan sonra böyle işinize gelirse insan kendine bakmalı. Şu haline bak, maraba gibi olmuşsun lan. Bu niye durdu şimdi? Yemek yesin, öyle devam ederiz. İyi, peki tamam. Az da oyalanmayın ha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Rıfat. Hoş geldin. Hoş bulduk Yezdan emmi. Hayırdır? Yezdan emmi, senin traktör işi bitince benim tarlayı sürebilir mi onu soracaktım. İyi tamam, sürsün. Hadi bana müsaade. Üso, kurban olayım kahvedeyim. Beni çağırırsınız. Olur mu? Hadi eyvallah. Tamam kardeş. Ya Kadir abi, insanın kendi traktörü olsa var ya, abu köylülere kiralar, dünya para kazanırdı ya. Kafan ticareti iyi çalışıyor vallahi Üso. Hayırlısıyla o da olur. Hadi gel yemeğe gidelim. Tamam abi.
taranini taranini nana. Taranini 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 nana. Taranini 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 nana. Taranini taranini nana. Na taranina taranina. Nasıl da tanıyorsun parolamı ama? Mektup mu var? He ya, Miran abi selam söyledi. Bir de yar aynı saatte dere kenarına gelsin dedi. Olur, sen de selam söyle. Tamam. Taranina taranina taranina. Ne oldu Ramo? Ya Semire yenge, sizin köyde satılık bir eşek var mı? Ne eşeği? Bildiğimiz eşek işte. Olursa bana mutlaka haber ver, tamam mı? Tamam tamam. Hadi yakalanmadan git artık sen. Tamam, hadi sayılacağına kal. Bu ne? Miran'ın el yazısı değil bu. Başkasına mı yazdırmış yoksa? Bülbül kuşum, benim gibi bir yiğide kuma gelmeye üzülmeyesin sakın. Mühim olan erinin kaç avradı olduğu değildir. Esah önemli olan şey onun itibarıdır. Ne saçmalamış bu ya? Gel gel, otur hele. Hele oku bakalım ne yazmış Yezdan. Okuyayım yenge. Dur hele Ramo, daha yengen olmuş değilim. Vallahi Yezdan hem bir kafasına koymuşsa kesin olur seni. Bırak geveziliği de oku. Sevdiğim yaşama sevincim. Önümüzdeki engellerin hepsini aşacağız. Ben sana ve sevdamıza inanıyorum. Sen de bize olan inancını bitirme. Ulan ne yazmış bu Yezdan? Kafayı mı yemiş yoksa? Devam et. Bilesin ki hasretin yanından ayırmadığım muskamdır. Tövbe estağfurullah. O ne biçim laf? Bilmem valla. Miran. Ne Miran'ı? Miran abiyle Yezdan Emin'in hayvayı yedim valla. Hem de sapıyla beraber. Allah cezanı versin deli Ramo. Ne oluyor Miran? Şirin bize gel. Bu gece bizde kal. Bu sesler Yılmazlarındır değil mi? Bilmiyorum. İnşallah değil. Yine de sen bize gel. Hadi. Bu çatışma sesleri Yılmazlarındır değil mi Yezdan emmi? Gel otur benim bahtsız kızım. Gel. Hadi şimdi. Otur şuraya. Pusu bozuldu. Yılmaz abi yaralı. Ağzından yel alsın kızım. Burada durup Yılmaz'ın ölümünü bekleyemem. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Yılmaz'ımı sağ getir Miran, ne olur. Yılmaz'la böyle nice yağmurlar gördük şimdi. Sen gönlünü ferah tut. Tabancanız yanınızda mı tabancanız? Benimki yanımda. Tabanca mı? Güzel. Benimki içeride, alayım. Gerek yok. Bunu al. Hadi, dikkatli olun. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bırak şu kaçakçılığı. Gel sana güzel bir iş kurayım dedim, dinlemedi. Ben de söylüyorum. Ama her defasında başka iş gelmez elimden diyor. İnat, inat. Bu zamanda kaçakçılık mı kalmış kızım? Ağlama kızım. Yavaş, yavaş. Mermi kolunda. Çıkarmak gerek. Hadi kızım, gel kızım. Biz hazırlık yapalım. Ah.
seni koçum. Az kaldı aslanım, dayan. Kusura bakmayın. Sırası mı şimdi bunların? Ulan sen ne zaman akıllanacaksın ha? Daha evlenelim kaç gün oldu? Bunları sonra konuşalım. Yılmaz sık dişini, az kaldı. Az kaldı. Eve dönüyorduk. Mahmut pusu kurmuş köyün girişine. Hapisten çıktı demek. Evet, çıktı ya. Çıkar çıkmaz da ekmeğine çullandı ha. Çok korktun mu Şirin? Korkmaz mı insan? Öldüğümde cesetimi bulursanız beni Süphan Dağı'nın doruğunda bir yere gömün Keki. Yılmaz. Sen yine de dediğimi unutma Keki. Büyük tekerleği patlatayım da görgünlü su efendi. Ne yapıyorsun Ramo? Demek her gün sen patlatıyordun ha? Yürü git işine. Pis, yürü. Semira, nasılsın? Semira, ne oldu? Ne oldu? Niye konuşmuyorsun benimle? Konuş benimle Semira. Ben seni nasıl severim? Sana nasıl yanar? Sense neler yapıyorsun? Bu ne Mira? Beni kuma olarak mı seviyorsun sen? Ne diyorsun sen? Bu benim yazım değil ki. Onu ben de biliyorum. Sen gönderdin ya, ona bak. Bu Yezdan amcamın mektubudur, yazısıdır. Nasıl yani? Yezdan amca bana yazdığın mektubu mu değiştirdi? Sanmıyorum. Başkasına göndermiş herhalde. Ramo da mektupları karıştırdı. Aynen öyle. Yezdan amca aşık olmuş öyle mi? Durum onu gösteriyor. Gene başımızı belaya sokacak. Nedir bu adamdan çektiğimiz? Ay, Gule yengeye de yazık. Duysa kim bilir ne kadar üzülür. Ne yapıp edip amcamı engellemek lazım. Az adam değil hani. Gün geçmiyor ki bir olay çıkartmasın. Sen onu bırak şimdi. Kimin yazdığı bile belli olmayan bir mektupla bana tavır takınıyorsun. Bana hiç mi güvenin yok? Bilmiyorum. Bir an orada yazılı olanları okuyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Benim için bir tek sen varsın. Ölsem de sen, kalsam da sen. Özür dilerim Mira. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yine yaptı bu adam yapacağını. Yezdan amca bizi rezil etmeden ne yapıp edip onu engellememiz gerekiyor. Bir duyulsa millete ne diyeceğiz ya? Allah Allah. Geliyor. Ne var? Ne oldu? Apar topar getirttiniz. Hüsa kardeş, sağ ol. Sen gidebilirsin. Nedir bu amca? Ne bileyim ben nedir? Bunun için mi çağırttınız? Abi, oradaki yazının senin yazın olduğunu anlamadığımızı mı sanıyorsun? Kim demiş?
Benim yazım daha güzel bir kere. Amca Allah'ını seversen bu yaştan sonra öyle şeyler yapılır mı? O manyak Ramon verdi bunu size. Hayır amca. Bu mektubu yanlışlıkla Semira'ya vermiş. Benimkini de artık kime gönderdiysen ona vermiş. Kötü bir şey yazmamıştın değil mi? Amca. Ne var? Utanmadan amcana hesap mı soruyorsun? Ya amca bu duyulsa ele güne ne deriz? Sonra bir sürü bela. Kadının vardır bir sürü akrabası falanı filanı. Bir de onlarla mı uğraşalım? Terbiyeli ol, terbiyeli. Bir kere o kadın değil, kızdır. Hem de kızı olan kız. Abi gözünü seveyim gel vazgeç bu sevdadan. Yakışıyor mu sana hiç böyle şeyler? Kesin terbiyesizliği bakayım. Hem siz erkek olsaydınız da bana erkek yeğen verseydiniz. Soyumuz tükeniyor ahmaklar, soyumuz. Böyle çocuk doğursaydı da beni bunlara muhtaç etmeseydi. Ben çok mu meraklıyım sanıyorsunuz? Bir doktora gitsen abi diyorum. Belki sorun sendedir. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu lan? Bizim soyumuzda kim kısır çıkmış ki ben kısır çıkayım? Bir daha öyle bir laf edersen yaşa başa bakmam, kafanızı patlatırım ona göre. Soyunu çok düşünüyorsan git güzel güzel Semira'yı tekrar iste. Açmayın o mevzuyu artık. Kaç defa isteyeceğim ya? Şunu aklınıza koyun. Ben o herifin ayağına bir daha gitmem, tamam mı? Öyleyse senin derdin soy falan değil. Soyunu bu kadar düşünsen bir kere daha olsun o adama katlanırdın. Abi, büyüğümü sen Semira'yı alır gelirsin. Bundan şüphem mi var Kadir Efendi? Neyse, son bir defa. O da sizin için değil. Seni bana emanet eden abim İbrahim'in hatırı için. Sadece son defa isteyeceğim Semira'yı, tamam mı? Bundan da kimseye bahsetmek yok, anlaştık mı? Sen de vazgeçeceksin. Bakarız, tamam. Sen nasıl oldu da tekrar istemeye razı oldun Yezdan? Ne yapayım? Kafamın etini yediler. Çok ısrar ettikleri için mi yani? Vazifem. Bir de töre var. Ondan. Yahu sen ne laftan anlamaz gerizekalı bir adamsın. Yine sülalelerini toplayıp gelmişsin buraya. Ne demek bu? Lafını bil de konuş Bedran. Defol git, ayağımın altına almayayım seni. Kaç paralık adamsın sen be? Yahu ne yüzsüz adamsın sen ha? Ne yüzsüz adamsın? Daha kaç defa kovacağım sizi evimden? Çocuklar birbirini sevmiş Bedran. Anlayışlı ol biraz. Yahu anlayışı senden mi öğreneceğim? Kendi aklını kendine sakla. Defolun buradan. Tepemin tasını attırma benim. Bir an önce terk et burayı hadi. Elimden bir kaza çıkmadan defolun gidin. Biz de seni bir kere daha adam yerine koyup gelelim dedik. Sen bir kere bile adam değilmişsin be. Kesmet. Bacak kadar boyunla dırdır edip durma. Bedran, lafını bil. Bilmezsem ne yaparsın ha? Bilmezsem ne yaparsın? Elimi kana bulamadan çabuk gidin buradan. Terk edin bu bahçeyi, çabuk defolun. Bedran. Elinden gelen artık kola. Senin sonun geldi artık. Oh, İşini bitireceğim. Ne biliyorsun öyle yap Bedran. Kes dedim sana. Çekil Bedran. Oradan. Kesme. Bundan sonra olacakların sorumlusu sensin. Çizmeyi açtın sen. Amca, Bedran. Dur. Yazacağım bunları. Yaz bu yaz. Bu hesabını soracağım sana. Ya, sor Çabuk. Sor. Yazacağım. Bir bir yazacağım. Yaz. 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 Suya yazı yazmak iyi olur. Bırak. Puh. Başın güverdi mi ha? Hadi siz geçin, ben kahveye kadar ineceğim. Tamam. Oo, Osman Efendi ne haber? Gel kahveye inin. Onları. Ben ne diyorsam o. Korkacak bir şey yok. Niye korkuyorsun? Ha? Sizden laf çıkmaz bilirim. Bak Osman, bu işimi gör. Ben de senin tarla ipoteğini çözerim. Tamam mı? Yezan emmi, emrin olur. Ama Miran abi ne der bu işe? Nasıl bakarım onun yüzüne? Lan uzatma. Büyüğünüz olan benim. Korkacaksan benden yana korkacaksın.
Tamam mı? Evet. Ha? Tamam. Hı. Kaçıp gidelim buralardan Mira. İçinde yalnız ikimizin olduğu bir hayat kuralım kendimize. Olmaz Semira. Buradan gidemeyiz. Ben atalarımın toprağından başka bir yerde yaşayamam. Yanında ben olsam bile mi? Sen yanımda olacaksın zaten. Hem de burada. Kendi topraklarımızda. Ve yepyeni bir hayat kuracağız kendimize. Yenge ne oldu? Hayırdır, niye ağlıyorsun? Allah Allah. Eline sağlık yenge. Afiyet olsun. Abi ne yaptın ya? Olan oldu artık. Uzatmaya gerek yok. Çorbanı çorbanı hadi. Yere yatın. Gençler, çık dışarı. Namusumuzu almaya geldik. Olan olmuştur. Namusa helal getirecek bir durum yoktur. Lakin gelin için başlık parası konusunda Amerik oğullarının cömertliği de takdire şayandır. Töremizde akrabalık hayırlıdır. İki tarafta başlık parasında anlaştığına göre... Bu sulhte yazgın oğullarının karşısındaki taraf hiçbir şekilde Amerika oğulları değil, yalnızca Yezdan Amerika oğludur. Çünkü töreye aykırı davranıp kan dökülmesine sebep olan da yine Amerika oğulları değil, yalnızca Yezdan Amerika oğludur. gençtir, kusuruna bakmayın. Sen gel bakayım buraya. Siz köye dönün. Benim kasabada tapu işlerim var. Halledip geleceğim. Tamam. Tamam abi.
cengaverler. Hatırın hatırın. Bakıyorum pusuya atmışsınız ha? Ya amca sen ne yaptığının farkında mısın? Barış yaptım işte. Kan davasını mı başlatsaydım ha? Amca onlara bunun için 100 dönüm toprak verdim. Yapılır mı bu? Ne yapayım? Daha şahsını kabul etmediler. Gördünüz. Hı? Gün geçmiyor ki toprak satıyorsun. Halimiz ne olacak farkında mısın? Toprak önemli tamam. Ama soyumuzun devamı daha önemli. Cahil herifler. Sizden iş çıksa ben bunlarla uğraşır mıyım hiç? Ha? Hale bak. Niye evlenmiyorsun Kadir Efendi ha? Nişanlısı öldü diye ömrü billah evlenmeyen yeryüzünde tek insan bu. Başka var mı? Yok. Sense abuk subuk insanların kız kardeşine kafayı takmışsın. He? Cevap versene. Hı? El alemin kızını kaçırarak mı soyumuzu sürdüreceksin? Tabii. Sen de erkek gibi davransaydın kaçırsaydık kızı. Değil mi? Hadi eyvallah. Ne demek istedi şimdi bu? Sana fetva çıkardı. Semire'yi kaçıralım mı yani? Daha iyi bir fikrin var mı? Ha? Hadi hemen yola koyulalım.
şeytanın inine girdiler. İnşallah sağ salim çıkarlar. Allah onlarla beraberdir. Yezdan amca, Güle yenge, doğru mu duydum? Kimden ne duydun bakayım? Yılmaz'dan duydum Miran'la Kadir amca. Doğru ya. Kız kaçırmakla meşgul beyefendiler. Yani Semra ile Miran kavuştu demek. Kavuştular ya. Kavuştular. Uzaklaşmış olamazlar. Muhakkak buralarda bir yerdeler. Keşke bu hale düşmeden bütün bunları düşünseydik. Tamam uzatma. Şimdi bunu konuşacak zaman değildir. Kalk hadi. Yürü. Gayret gençler, araba hız ileride. Sağ ol amca. Sana borcumu nasıl öderim bilmiyorum amca. Sen olmasaydın tek başıma yapamazdım. Sen bana babanın emanetisin. Hem sevenleri kavuşturmak sevaptır. Gerçi böyle olsun istemezdim ya. Neyse, daha fazla oyalanmayalım. Peşimize düşmüşlerdir, hadi. Gün ışımadan onları yakaladık. Yoksa millet olan oldu diye düşünecek. Ne biliyorsan onu yap. Zaten baştan beri yaptın da bu işi. Kes lan. İşte oradalar. Sesimizi duyuralım biraz. Yanlış yere ateş ediyorlar. Şaşırdılar. Şimdi tam sırası. Çok yakındalar Miran. Amca gidelim. Sırtımızı onlara dönemeyiz. Siz gidin, ben onları oyalarım. Olmaz. Ya ölürüz ya da birlikte kurtuluruz. Amca! Abi! Abi! Amca! Abi! Amca! Ne olur bir şey söyle amca. Bak, gün ağaracak. Demedim mi yolunuz aydınlık diye? Amca! Amca dayan! Ölme dayan! Amca! 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 Ay ay! Daha dün gibi resminle konuştum.